Gazze ile ilgili hala gözler ateş keste ama gerilimin doruk noktasına ulaştığı bir diğer nokta, Lübnan-İsrail sınırı yani Hizbullah'la işgalci İsrail arasındaki o çatışmalar artık zirveye çıktı çünkü daha önce misilleme şeklinde oluyordu o saldırılar. Dün gece ise Hizbullah İsrail'in kuzeyine tam 320 katuşa füzesiyle büyük bir saldırı düzenledi. İsrail'in buna yanıtı tabi gecikmedi, 100 savaş uçağı kaldırdı. Bol, bol. Önce dronlar havalandı, ardından yüzlerce füze birbiri ardına ateşlendi. İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına karşı misillemeyi sürdüren Hizbullah bugüne kadarki en kapsamlı saldırılardan birini gerçekleştirdi. İsrail'in kuzeyini 320 Katyusha füzesiyle hedef alan Hizbullah güçleri 11 askeri noktayı vurdu. Hizbullah saldırının geçen ay üst düzey komutanlardan Fuat Şükür'ün öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiğini açıkladı ve saldırıların ilk aşamasının tamamlandığı kaydedildi. Hizbullah'ın saldırısıyla Celile bölgesindeki Dovev, Baran ve Eyn Yakov kentleri başta olmak üzere birçok noktada sirenler çaldı. Saldırıda can kaybı bildirilmezken bölge sakinlerine sığınaklarda kalın çağrısı yapıldı saldırı bölgesinde 48 saatlik o hal ilan edildi. Uluslararası Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı. İsrail ordusu da misillemeye misillemeyle karşılık verdi. Savaş uçakları havalandı. Lübnan'ın güneyinden bir kez daha dumanlar yükseldi. İsrail ordusu Hizbullah mevzilerine yaklaşık 100 savaş uçağıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'a ait çok sayıda füze rampasının imha edildiği açıklandı. Başkent Tel Aviv'de de alarm seviyesi en üst düzeydeydi. İsrail Güvenlik Kabinesi saldırı sonrası Lübnan'a düzenlenebilecek askeri operasyonları görüşmek üzere toplandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ile Savunma Bakanı Galant'ın özel korunaklı ofiste yaptığı görüşme ilişkin bir fotoğraf paylaştı. Galant saldırı ilişkin ABD'li mevkidaşı Austin'e de bilgi verdi. İsrail'e desteklerini bir kez daha iğneleyen Austin ise İran ve partnerlerinin saldırılarına karşı İsrail'i koruyacağız dedi.